10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları. Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 246 4. okuduğunuz metni de dikkate alarak Türk tiyatrosunun özellikleri hakkında bildiklerinizi aşağıya yazınız. Cevap: Modern Türk tiyatrosu, dünyadaki diğer modern dönem tiyatroları gibi büyük ölçüde Batı tiyatrosunun etkisinde şekillenmiş ve gelişmiştir. Bugün hem Türkiye'de hem de dünyada tiyatro ve drama denince akla gelen sahne sanatı, metin, sahne, dekor, bina, dramatik örgünün nitelikleri, eserin sahnelenmesi, VB bakımlardan Batı tiyatrosundan esinlenerek oluşturulmuş ya da Batı tiyatrosundan aynen alınmıştır. Cumhuriyet'in ilanından günümüze dek Türk tiyatrosunda önemli gelişmeler yaşanmış, birçok kentte yeni ve modern tiyatro binaları yapılmış, devlet ve şehir tiyatrolarının yanı sıra pek çok özel tiyatro kurulmuş, tiyatro sanatının en doğru biçimde öğretilmesi için konservatuvarlarda tiyatro ve sahne sanatları bölümleri açılmıştır. Bu süreçte pek çok oyuncu, yazar ve yönetmen yetişmiştir. 5. aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap: Doğru, A. Karagöz oyunundaki kişiler birer tiptir. Bu tiplerin en önemlileri Karagöz ile Hacivat'tır. Yanlış, B. Fasıl, Karagöz oyununda sadece Karagöz ile Hacivat arasında geçen karşılıklı konuşmamın olduğu bölümdür. Doğru, C. Orta oyununda dekor az da olsa vardır. Özellikle dükkan ve yeni dünya denilen paravanlar birçok amaçla oyunda kullanılır. Yanlış, Ç. Orta oyununda yazılı bir metin vardır. Oyun kişiler tarafından doğaçlama olarak oynanmaz. Doğru, D. Güldürme esasına dayanan Karagöz oyunu, ağırlıklı olarak yanlış anlamalarla doğan bir kargaşayı yansıtır. 6. aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Cevap: A. Karagöz gösterimi yapan kişiye hayali ya da hayalbaz denir. Yardak, hayalbazın en önemli yardımcısıdır. Perde gazeli, şarkı, türkü okuyup def çalar. B. Karagöz oyununun ilk oynatıcısı olarak kabul edildiğinden Karagöz oyunun oynatıldığı yere Şeyh Muhammed Küşteri, Küşteri Meydanı da denir. C. Orta oyununda özellikle baş oyuncular olarak kabul edilen Pişekir ve Kavuklu, Karagöz ve Hacivat'ın karşılıklarıdır. Ç. Orta oyunu, giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere 4 bölümden oluşur. D. Meddah, bir tiyatro eserindeki bütün şahısları kendisinde birleştirmiş bir oyuncu durumundadır. 7. Orta oyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana denir. Oyunun dekoru, denilen bezsiz paravandan ve denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Palanga yeni dünya edüp B. Dekor yeni dün perde. C. Yeni dünya palanga düp D. Dükkan palanga yeni düna. E. Dekor yeni dün papalana. Cevap: B. 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 246 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.